Merhabalar sevgili genç arkadaşlarım. Almanya'da yüksek eğitim olanakları nelerdir? Almanya'ya nasıl gidilir? Almanya'da hayatımı nasıl idame ettirebilirim gibi sorulara cevap olabilecek bir video hazırlamak istedim. Umarım yardımcı olur hepinize. İlk önce Studium Kolleg nedir? Bunu açıklamaya çalışmakla başlamak istiyorum. Studium Kolleg diye tabir edilen okullar yabancı öğrencilerin yüksek öğrenime hazırlık yaptığı bir nevi liseye benzer yerler, yani lise öğreniminin tekrar edildiği yerler diyebiliriz. Studium Kolleg'de farklı kurslar var. Okumak istediğiniz bölüme göre değişiyor. T, V, MG olarak adlandırılmış. Örnek verecek olursak, T kurs, T teknikten geldiği için matematik, bilgisayar, kimya ve fizik ağırlıklı kurslardan, derslerden oluşuyor. Tabii ki Almanca da var. Ve Wirtschaft, yani ekonomi okumak isteyen arkadaşlar için. Evet, Studium Kolleg'e girebilmek için Aufnahmeprüfung dedikleri bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu sınav ile Almancanızın B1, B2 düzeyinde olup olmadığı test ediliyor. Nereye gitmek istediğinizi, hangi şehirde okumak istediğinizi bilirseniz iyi olur. Sizin getirdiğiniz belgeyi bir üniversite kabul eder, diğer üniversite kabul etmez. Niye kabul etmiyorsun, diğeri kabul etti diyemezsiniz. Yani işte herkesin kendine göre elediği bir sistemi var. Bilirseniz nereye gideceğinizi, ona göre yaparsınız hazırlığınızı. Studium Kolleg'in sonunda Feststellungsprüfung denilen sınava tabi tutuluyor öğrenciler dedik. Bu Feststellungsprüfung'lar 40 ile 70 euro arasında değişen bir fiyatta yapılıyorlar. Feststellungsprüfung'ların Almanca kısımları da var tabii ki. Yani Almancanızı da ispat etmeniz gerekiyor. Şimdi T kursa gittiyseniz bu demek oluyor ki kimya, fizik, kodlama, bilgisayar dedik, matematik ve Almancadan sınava tabi tutuluyorsunuz. Diyelim ki siz Almancayı daha önceden öğrendiniz. Kendi başınıza da öğrenebilirsiniz. Bir kursa giderek de öğrenebilirsiniz. Yani öğrendiğinize dair bir sertifika getirdiniz. Farz edelim ki bu Goethe Enstitüsü'nün C2 sertifikası olsun. O zaman Feststellungsprüfung'da bir Almanca sınavına tabi tutulmanız gerekmiyor. Yani onu zaten yapabildiğinizi ispatlamış oluyorsunuz. Ya da Studium Kolleg de yapmıyorsanız diğer kurslara, diğer sınavlara da girmenize gerek kalmıyor. Direkt olarak üniversiteye başvuruda bulunuyorsunuz. A2 günlük hayatınızı basit cümlelerle idame ettirebiliyorsunuz. İşte efendim bir markete giderek şu var mı, bu var mı diye sorabiliyorsunuz. Alıyorsunuz, söyleneni anlıyorsunuz. B1, B2 Aufnahmeprüfung ile Studium Kolleg'e B1, B2 istiyorlar dedik az önce. Studium Kolleg de liselere tekabül ediyorsa demek oluyor ki lisede gördüğünüz dersleri Almanca olarak yine görebilecek durumdasınız, seviyedesiniz. C1, C2 de yüksek öğrenimde gerekli bir seviye. Yani doktoranızı da yazabilirsiniz C1, C2 ile. Öğretim görevlisinin ileride tahtada anlattığı dersi de anlayıp not alabilirsiniz. Prezentasyon yapmak istediğinizde de kalkıp prezentasyonunuzu yapabilirsiniz. Bu seviyede bir Almanca, yüksek öğrenime başlayabilmek için bu seviyede bir Almanca gerekiyor diyor. Şimdi peki bu teori böyle, pratik nasıl? Pratik arkadaşlar teori kadar zor değil. Yani korkulacak bir şey yok. Türkiye'de üniversite sınavına girdiyseniz, verdiyseniz, yani çalışabilme yeteneğiniz varsa, çalışabiliyorsanız, çalışıyorsanız burada da Almanca sınavını çok kolay verebilirsiniz. Burada ya da başka bir yerde fark etmez. Almanca öğrenmek için de illa bir kursa gitmeniz gerekmiyor. Kendi kendinize öğrenebilirsiniz. Önemli olan sadece sınava girip sınavı vermek ve sertifikayı almak. Bunu nasıl aldığınızla kimse ilgilenmiyor. Bizim kurslarımıza, online kurslarımıza katılırsanız biz size her konuda yardımcı oluyoruz. Bu sorularınızı cevaplarken, yerleşirken, belgeleri doldururken, hazırlarken
ve aynı şekilde Almanca sınavına hazırlanırken yardımcı oluyoruz. Kurslarımız online. Gitme gelme derdi yok. Bütün gün WhatsApp gruplarda size hazır, sorularınızı hazır bekliyoruz. Yani sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir şey olursa bunu WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Biz de sizin sorunuza cevap veriyoruz. Diyelim ki üniversite sınavında inşaat mühendisliği bölümüne girdiniz. Almanya'da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsunuz. Şimdi başvuruda bulunacaksınız. Dil sertifikanız da var, varsayalım. TESDAF'tan ya da Goethe Enstitüsü'nden sınava girmişsiniz ve sertifikalarınız var. Yani dili de yeterli bildiğinize dair sertifikanızla ve sınav sonuç belgenizle farklı üniversitelere başvurularda bulunuyorsunuz. Yabancılar kontenjanından yerleşiyorsunuz ve okumaya başlıyorsunuz. Ya da sertifikanız yok. Yani B1 var, B2 var fakat C1 ya da C2 yok. Ne yapıyorsunuz? Ona rağmen başvuruda bulunuyorsunuz. Dil sertifikanızı getirdiğinizde size alacağına dair yazı geliyor. Yerleşirseniz üniversiteden. Siz de bu sınava hazırlanıyorsunuz. Sonra DSA'ya giriyorsunuz, sınavına giriyorsunuz. Student Collect Assurance Proof'un olabilir örneğin ya da Goethe Enstitüsü'ne giriyorsunuz ya da TESDAF'a giriyorsunuz her neyse. Bu seviyelerde Almanca bildiğinize dair sertifikayı da alarak geliyorsunuz, üniversitede okumaya başlıyorsunuz. Evet, ben eğer B2 olsa elimde ne yapardım? Ona rağmen Almanya'ya gelmeye çalışır ve Student Collect'e girer. Oradan Almanca mı üniversitenin yüksek okulun istediği seviyeye getirerek Festschülerungsprüfung'a girerek okumaya başlardım diye düşünüyorum. Çünkü bir dil kendi ülkesinde en güzel, en hızlı şekilde öğreniliyor. O yüzden mümkünse bir an önce gelin. Ha şöyle de olabilir. Şimdi siz üniversite sınavında işletme bölümünü kazanmışsınızdır ve inşaat mühendisliği bölümünde okumak istiyorsunuzdur. Peki ne yapacağız? Üniversite sınavına tekrar girip inşaat mühendisliği bölümünü kazanmaya çalışacağız ya da Almanya'ya geleceğiz. Student Collect için başvuruda bulunacağız. Almanya'ya geleceğiz ve Student Collect'te T kursa gideceğiz. 6 ayda sürebilir, 2 yılda sürebilir. Yani teknik açıdan, teknik derslerden de yeterli olduğumuzu göstermemiz gerekiyor inşaat mühendisliği bölümünde okuyabilmek için. Çünkü işletmeyi kazandıysam sadece VE kurslardan yeterli olduğumu göstermiş oluyorum. Siz 6 ay içinde hazırlanırsanız, Festschülerungsprüfung'a girecek seviyede olursanız 6 ay sonra başvuruda bulunursunuz. Yok, hazır olamıyorsanız bir türlü 2 yıl sürer Student Collect. Yani Student Collect'lerden çok korkmamak gerekiyor. Bu sizi en güzel şekilde yüksek okula, üniversiteye hazırlar. O yüzden oralara da başvurup oralara girmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Yüksek okullara üniversiteden ya da Student Collect'ten kabul geldi diyelim. Finansal olarak da belli bir miktar paranızın olması gerekiyor. Aylık 700 euro kişi başına yetecek şekilde kaynağınızın olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bir bankaya bu parayı yatırıyorsunuz ya da Almanya'da bir eşiniz, dostunuz, akrabanız size kefil oluyor. Finansal olarak dara girdiğinizde bu insan size yardımcı olacak mahiyetinde. Bunlarla vize başvurusunda bulunuyorsunuz, alıyorsunuz ve geliyorsunuz. Peki Almanya'da neye ihtiyaç duyacaksınız? Bochum'da örnek olarak Bochum'u aldık. Yurtta konakladığınızı düşünürsek aylık kirası 230 euro. 250 euro da bir kirelik depozito ödüyorsunuz. Sağlık sigortası için öğrenciye ayda 80 euro pardon. Kirayla birlikte sağlık sigortasına baktığımızda sağlık sigortası zorunlu. 300 euro gibi aşağı yukarı 300 euro gibi bir meblağa ihtiyaç duyacaksınız. Dönem başı harç, üniversiteye yüksek okul ödemeniz gerekiyor. Bunda tabii değişiyor. 200-300 euro gibi bir meblağ. Bir istisna var. O da Baden-Württemberg eyaleti. Maalesef Avrupa Birliği dışındaki öğrencilere dönem başı 1500 euro harç ücreti koydu.
Maalesef, evet. Harç ücretinin içinde semestatiki denilen toplu taşımayı o eyalet içinde kullanabileceğiniz biletiniz de oluyor. Yani toplu taşıma sorunu böylece çözülmüş oluyor. Treni atlayabiliyorsunuz, otobüse binebiliyorsunuz. Çalışma hakkınız var mı? 120 tam gün, bir yıl içinde 120 tam gün ya da 240 yarım gün çalışabiliyorsunuz. Evet, aylık kazancınızın 500 euroyu geçmemesi gerekiyor. Bu da mini job diye tabir edilen bir işte çalıştığınızı düşünürsek 10 euro saat ücreti 10 eurodan 13 saat haftalık 13 saatle aslında bu limiti doldurmuş oluyorsunuz. Bu demek oluyor ki kendi kendinizi finanse ediyorsunuz. Hiç kimseye yük olmuyorsunuz ve özgeçmişinizde bunları yaptığınız işleri gururla sıralayabiliyorsunuz. Almancanız ilerledikçe işte şirketlere girerek şirketlerde de çalışabilirsiniz tabii. Öğrencileri işe alan şirketler de var. İlle garsonluk yapmanız gerekmiyor. Ama garsonluk yaparak da başlayabilirsiniz. Bağımsız olduğunuzu, kendi ayaklarınız üzerinde durabildiğinizi gösteriyor. Bu konuda tecrübeniz olduğunu gösteriyor. Bunu ispatlamış oluyorsunuz. Batı'da çok önem verilen bir nokta. Kendi ayaklarınızın üzerinde durma konusunda yeni Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Ziya Selçuk'un bazı açıklamaları olmuş. Bence bu tespit, bu açıklama, bu ifade oldukça yerinde, konuyu güzel toparlamış. O yüzden size burada biraz bunu okumak istiyorum. Yazılı olarak buldum. Diploma almayı ikinci plana atsınlar. Diploma artık herkeste var. Önemli olan alınan dersler değil, ders dışında öğrenciliği boyunca ne yaptığı. Evet, gençlik hayata değil sınava hazırlanıyor demiş. Hayatın istediği becerilerle sınavın istediği beceriler birbirinden o kadar uzak ki, üniversiteyi üstün başarıyla bitiren gençler genellikle iş hayatında hayal kırıklıkları yaşıyor ve yaşatıyor. Projelerde sorunları çözmeniz bekleniyor ama bunu hiçbir zaman öğrenmediyseniz, bu nitelikleri kazanmadıysanız, bu yetkinliğiniz yoksa diplomada size bu tür yetkinliği kazandıramıyor. O yüzden okurken çalışıyor olmak ya da yabancı bir ülkede okuyor olmak zaten bunun en güzel kanıtı. Çünkü yabancı bir ortamda, yabancı kültürde, yabancı dilde, yabancı insanlar arasında kendi kendinize yetmeye çalışıyorsunuz ve beceriyorsunuz bunu. Aynı zamanda sorunlarınız çıktığında da bunları siz hallediyorsunuz. Sizin için koşturuveren abiniz, ablanız, halanız, dayınız, amcanız, anneniz, babanız yok, akrabalarınız yok, torpil yok, hiçbir şey yok. Her şeyin üstesinden siz kendiniz geliyorsunuz. Gurur duyulacak bir şey. Çok güzel bir nitelik. O yüzden bunlardan sakınmayın arkadaşlar. Yapılana kadar hep imkansız gözükür. Nelson Mandela'nın bu sözü gerçekten çok doğru. Almanca da öğreniliyor. Almanya'da okullar da bitiriliyor. İşlere de girilip paralar da kazanılıyor. Tedirgin olacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yeter ki yapın. Yaptığınızda olacak. Size söz veriyorum. Olacak. Yapmaya başlamak için hemen ilk adımı atın. Almanca öğrenmeye başlayın. Değdiğini göreceksiniz. Peki niye Almanya? Evet, bu konuda da YouTube'da bir videomuz var. Ona bakabilirsiniz. Videomuzun başlığı burada. İyi seyirler diliyorum. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun arkadaşlar.